değerli bir dostum, bir öğrenci dostum bir yerde bana dedi ki bir konudan bahsetmemizi istedi. Ben de dedim ki ben televizyon işte dijital programımda bundan bahsederim elbet değerli dostum dedim. Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Aslında birçok 8. sınıf, aslında birçok belki 12. sınıf öğrencimizi de ilgilendiren bir konu hedefler. Şimdi bu değerli arkadaşımız bana dedi ki, hocam dedim, fen lisesi hedefliyorum ama başka bir şey de hedeflemeli miyim? Şimdi değerli dostlar, 8'e giden genç arkadaşlar, ömrünün baharında olan kardeşler, tabii ki bir takım hedefleriniz olmalı ama Okan hocanız size ne diyor? Hiçbir okul hedef tahtasında değildir. Daha ilerisi, daha ilerisi 10 sene, 15 sonrası hedef tahtasında olursa doğru bir şey olur. Burada yıkılıyordu burası. Stüdyo yıkılıyor be. Bu Müjdat, bu yayını canlı dinliyorlar mı? Yok. Radyodan da. Yok hocam, şu an canlı. Tamam, o zaman rahat. Şimdi trafikte şeye vermeyelim bir de mevzuya. Şimdi hedefler ileriden geriye doğru gelindiği zaman daha rahat yol çizmenizi sağlar. Nasıl diyeceksin? Şimdi değerli kardeşim dedi ki bir fen lisesi hedefliyorum. Tamam. Şüphesiz buradaki amacımız şu değil, değil mi? Fen lisesine gittim. Mezun oldum. Olay bitti. Ben fen lisesi mezunuyum. Ne iş yapıyorsun? Fen lisesi mezunuyum ben. Böyle bir şey değil. Tabii ki o arkadaşımız şunu kastediyor. Fen lisesine gideceğim. İşte oradan tıp okuyacağım, mühendislik okuyacağım. Neyse daha ilerisi. Tamam. Doktor olacağım, mühendis olacağım, avukat olacağım. Neyse. O zaman bir sonraki seviyeden gelirsek başka bir hedef değil. Yani alternatiflerini yanına koyabileceğim başka seçenekler de bulabilirsin. Yani şimdi eğer sen tıp okuyacaksan ya da mühendislik okuyacaksan tabii ki bir fen lisesinden gidebilirsin. Ama onun yanında başka bir Anadolu lisesinden de gidebilirsin. Onun yanında başka bir İmam Hatip, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden de, Kız Anadolu İmam Hatip'ten de gidebilirsin. Açık liseden de gidebilirsin. Anlatabildim mi? Yani illa gideceğiniz noktaya, yukarıya hedef olarak fen lisesini koyarsanız bu sefer seçenekleriniz daralmış olur. Ama siz diğer seçenekleri de elbet gözünüzün önünde bulundurursanız mesele hedefe gitmek değil mi kardeşim? Yani bir maç var ortada, futboldan örnek vereyim herkes biliyor diye. 90 dakikada kazanamadım. Bileceksin ki 120 dakika 15-15 uzatma dağıldı. Hadi onda da kazanamadım. Penaltılarda kazandım. O maç kazanılmış ol. Ya senin amacın maçı kazanmak değil mi? Kazandın mı? Turu geçtin. Geçtin. Bitti. Bitti. Onun için hedeflerimizi koyarken yukarıdan aşağıya doğru gelecek. Yani tümden gelimle yani gitmemiz lazım. Ve tabii ki illaki bir hedefe saplanıp da kalmamak lazım. Yani ben buradan Ankara'ya gideceğim. Evet. Uçakla gideyim. Tabii konforlu. Hızlı trenle gideyim. Tamam. Otobüsle gideyim. Tamam. Arabayla da gidebilirim. Evet. Ama sen Ankara'ya uçak harici bir şey gözünde olmazsa ben Ankara'ya uçakla gideceğim. Uçak yok. O zaman evinde oturayım. O zaman Ankara'ya gidemedin. Ya değdi mi? Değmedi. Otobüse de binebilir. Arabaya da yürüyebilirsin ya. En nihai hedefe bakılır. Ondan sonraki aradaki hedefler farklı olabilir. Araçlar farklı olabilir arkadaşlar. Yani bugün fen lisesinden de, açık liseden de, İmam Hatip'ten de tıp okuyabilirsin. Yurt dışına gidip orada tıp okuyabilirsin. Gelirsin burada denkliğini verirsin, doktor olarak çalışmaya başlarsın. Yani bir sürü yöntemi var bunun. Tabii ki hedefinizin yanına başka seçenekler de, size ortak bir yere götürecek başka seçenekler de olabilir. Yani değerli dostlarım, bu konuda o iyi, bu iyi, illa şu diye kendinizi şartlamayın. Zira öyle bir durum olmadığını ben size seminerlerimde anlatıyorum, gösteriyorum.